Umarım öncelikle iyi yayınlar. Şimdi Teşekkür orta ederim. vadeli program denilen şey, bu arada çok kişi plan yazıyordu. O plan falan değil. Onun adı orta vadeli program. Orta vadeli mali plan vardı ve orta vadeli program vardı. İkisini biz önceki yıl birleştirdik. Tek şey oldu. Buna da artık 5018 sayılı yasamızın 16. maddesinde tek başına orta vadeli program olarak geçiyor. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Bu 16. maddede net bir şekilde öncelikle bu Eylül ayının ilk hafta sonuna kadar yayınlanması gerekiyordu. Yani 3 Eylül'e kadar yayınlanması gerekiyordu. Ancak daha önceki yıllarda da hep sarktı. Hatta Kasım'a kadar sarkan dönemlerde olmuştu. Biz şanslıyız herhalde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Akşamına da resmi gazetede herhalde yayınlanır kanaatindeyim. Belki de mükerrer bir sayıda yayınlanır. Şimdi bunun içerisinde ne var bunun içerisinde? Bir kere bir kalkınma planları var. İki, bu arada kalkınma planı 11. kalkınma planımız var. 2024-28 bütçesinde de 12. kalkınma planı ile ilgili düzenlemeler olacak. Buna da bir bakacağız. Benim ilk dikkat edeceğim temel hususu olacak. Merakla bekliyorum. İkincisi stratejik planlar olacak ve genel ekonomik koşulları gerekleri doğrultusunda makro politikalar, ilkeler, hedefler, gösterge niteliğindeki temel ekonomik politikalar 3 yıla ilişkin tahmin edilecek. Yani bu 2024, 25, 26'da İşte istihdam oranımız ne olacak? Vergiler ne gibi vergiler bekliyoruz? Bütçe açıklarımızı tahmin edeceğiz. Benim bu anlamda uzmanlık alanım gereği ne gibi bir bütçe açığı ortaya çıkacak? Bunu öngöreceğiz. Önceki yıllarda da bu orta vadeli program içerisinde de bu beklenenin maalesef hep dışında çıktı. Onu çıkartmak istiyorum ama pek bir vakit bulamadım şimdiye kadar. Ne hedeflendi ne ortaya çıktı şeklinde aslında bir düzenleme yapmak lazım. Bu anlamda orta vadeli programda beklenenle gerçekleşen arasındaki sapmayı da herhalde bulabiliriz diye Ben düşünüyorum. şöyle O yüzden baktım, benim geçen bakışım yıl beklenen bütçe açığını biz yani 7 ayda doldurmuşuz, aşmışız. bu illaki kesinlikle öyledir. Hani ne kadar artık acaba, ne kadar istikrardan sapma yapıyoruz? Aslında buna da bakmak gerekiyor. Bu yüzden benim bakacağım temel kısımlar aslında bütçe verileriyle alakalı olacak. Ne gibi olacak? Ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı orta vadeli program çalışmasında direktif verdiğini biliyorum. Direktiflerden özellikle bütçe içerisinde yeni vergilerin ihdas edileceğini de biliyorum. Bununla ilgili de şöyle bir açıklama da yapayım. Daha önce de konuşmuştuk sizinle. Şu an orta vadeli program Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bazına lanse edilecek ama resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmi olarak bütçe süreci başlayacak. Ve orta vadeli programın bu anlamda bir kanun mahiyeti niteliği olmaması münasebetiyle bir Cumhurbaşkanı kararı eki olarak yayınlanacak. Onu da belirteyim. Ancak orada belirtilen hedefleri hayata geçirmek için Ekim ayında bir torba yasa gündeme gelecek. Öncelikle bunun altını çizelim. Çünkü orta vadeli program bir bildiğiniz üzere bir kanun değildir. Cumhurbaşkanı kararı eki olarak yayınlanacak bu. O yüzden bunun sadece birer temellilerden ve hedeflerden oluşan bir metindir bu. Oldukça da uzun bir metindir. Bu gece yayınlanırsa bize uyku olmayacak doğal olarak. O yüzden baştan sona bir okumamız gerekiyor. Hayata geçireceğiz. Bunun içerisinde yeni vergiler, yani orta vadeli programın içerisinde belirtilmeyecek. Bu hedefleri gerçekleştirmek üzere bu yeni vergiler orta vadeli programın içerisinde zikredilmeyecek ama hedeflerden bunu çıkaracağız kuvvetle muhtemelen. O da Ekim ayında ortaya çıkacak olan bir torba yasa çalışması duyumu var şu an itibariyle. O duyum çerçevesinde birkaç yeni vergi var. Bu yeni vergilerle beraber vergi yapılarında değişiklik var. Daha önce konuşmuştuk sizinle ve özellikle vergi mevzuatımızda bütçe açığına merhem olabilecek şekilde bazı düzenlemeler planlıyor şu an itibariyle Mali İdare. Bakalım ne olacak Mesela Sayın Cumhurbaşkanım. Bunu göreceğiz. Mesela daha önce konuşmuştuk işte vergi artışları. Vergi artışları var tabii ki. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul alım satımlarda kullanılacak. Bunu ilk söylemiştim sanıyorum. Kullanılacak olan gayrimenkul değerinin gerçek bedeli üzerinden işlem yapılması. Bu hem harç kaybına hem gelir kurumlar vergisi kaybına hem KDV kaybına akabinde yıllarca ödenecek olan emlak vergisi kanununu da bu anlamda bağlayacak bir düzenleme olacak. Bu yüzden bu kanunlarda özellikle emlak vergisi kanunu ile ilgili bir düzenleme yapılacak. Bu alım satımlarda bir ekspertiz raporu gündeme gelecek. Onu söyleyeyim. Bu Ekim ayında bu net şimdiden de belirteyim. İşte ev sattığınız zaman gerçek satış bedeli üzerinden bir ekspertiz raporu alınacak. O rapor üzerinden artık işlem gerçekleşecek. Bunun üzerinden harçlar ödenecek. Bu da Ekim'de düzenlenecek bir mevzu bu. Yani bu orta vadeli program
program içerisinde bunlar yer almayacak tabii ki. Hedefler belirtilecek. İşte bütçe açığını minimize edeceğiz. Şu kadar olacak gibi hedefler olacak. Bunu yapmak üzere Ekim'de hayata geçecek. Hayat standartı esası konuşuluyor. Tepki çekti. Ben bunu T24'teki köşemde de yazdım. Sizin aracınızda söyledim. Birçok kişi bununla anayasa aykırılığından söz etti ki ben de öyle düşünüyorum. Anayasanın 73 maddesinin ilk fıkrasında mali güç ilkesi var. Olası bir durumda gelirse iptal edilebilir ama bildiğiniz üzere az sonra konuşacağız. Ek MTV de anayasaya aykırı ama getirildi. Yani önemli bir düzenleme geldi burada. O yüzden hani anayasa aykırı diye getirmemezlik yapılmıyor artık son dönemlerde. Özellikle Anayasa Mahkemesi kararının geriye yürümemesinden kaynaklı olarak da o kanun geliyor, Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor. İptal ettikten sonra ödemeyenler ödemediğiyle kalıyor, ödeyenler ödediğiyle kalıyor. Bu yüzden onlar da iade edilmiyor biliyorsunuz. Onun minik bir şartı var, az sonra konuşacağız onu. Onun dışı, o yüzden bu gibi düzenlemeler anayasa aykırı görüntüsünde olmasına rağmen, birçok kişinin de böyle düşünmesine rağmen, geçmişte benzer düzenlemeler Anayasa Mahkemesi iptal etmesine rağmen bu kanun düzenlemeler maalesef hayatımıza dahil olabilmekte. Bu yüzden bu hayat standartları esasında anayasanın 73. maddesinin ilk fıkrasında mali güç ilkesi var. Ona aykırıdır. Aykırı getirilirse bu aykırılık olmasına rağmen düşünülüyor getirilmesi. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Akabinde yine dediğim gibi özellikle bazı vergi oranları ile ilgili de yeni düzenlemeler de var. Bazı vergilerin kapsamının genişletilmesi var. Ama bunlar duyumdan öteye şu anda gitmedi. Ekim ayında beraber göreceğiz. Nasıl olacak? Zaten bence Sayın Cevdet Yılmaz'ın 29 Temmuz'da yaptığı konuşmada da bunun sinyalini verdi. Çünkü dolaylı vergi payını düşüreceğiz dedi. Daha önce söyledik. Dolaylı vergilerin payını düşürme kısmında getirilen KDV ÖTV'leri düşürmek değil, onun hasılatı aynen hatta artarak devam edecek ama dolaysız vergilerin payını artıracağız. İşte hayat standartı esasıdır vesaire gibi gerçek satış bedeli üzerinden gelir ve kurumlar vergisi alınması gibi, emlak vergisi alınması gibi. Bu yüzden dolaysızların da payı artacak. Bu yüzden ikisinin toplamı içerisinde dolaysız vergilerin dolaylı vergilere nispeten payı artacağı için bu anlamda Sayın Cevdet Yılmaz'ın söyleminde haklı bir görüntü sergilemiş olacak. O yüzden orta vadeli programı beraber Sayın Cumhurbaşkanı'nın televizyon başında beraber izleyeceğiz. Bakalım ne diyecek. Yani seçim öncesi vergi artış seçim öncesi vergi artışları yine devam edecek. Özellikle belli bir kesime doğru devam edecek diyorsunuz. Bu onaylanmış mıdır sizce? Bir de hani mesela finansal piyasalarda vergi artışları, vergi düzenlemeleri mümkün olur mu? Çok da vergi alınacak bir yer kalmadı. Ya da doğrudan vergileri artıracak yapısal reformlar mı orta vadeli programa eklenir? Ya bu mesela büyüme için Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen sene %5 denmişti. Herhalde bu sene eksi büyüme yaşayacağız demeyecek, durgunluk yaşayacağız demeyecek. Tam seçim öncesi orta vadeli programda.